Balıkların oltaya yakalandıktan sonra ağladıklarını biliyor muydunuz? Boğazına çengelli iğneyi geçirdiğinizde hıçkıra hıçkıra ağladıklarını sakın unutmayın. Bir balığı denizden çıkarabilirsiniz. Ama balığın aklından denizi asla çıkaramazsınız. Sadece bir tek kibritiniz var ve içinde bir gaz lambası, bir şömine ve bir mum bulunan karanlık soğuk bir odaya girdiniz. Önce hangisini yakardınız? Hadi hemen seçiminizi yapın. Şıkların hepsi yanlıştı. Önce yakmanız gereken elinizdeki kibrit. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda bedavaya tuvalet kağıdı nasıl alınır size öğreteceğim. Fıtı 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 fıtı. 131 lira olmuş. 31 mi? Hadi yine iyisiniz fakirler. Boklu donlarla gezmeyeceksiniz. Öğretmenler benden şikayetçiymiş. Çocuklar sınıfta akıllı tahtada sürekli benim videolarımı izliyorlarmış. Engin abi, seviliyorsun reis. Reis seviliyorsun. Hocam kusura bakmayın da siz de benim gibi yararlı şeyler anlatın. Belki çocuklar sizi de izlerler. Tuvalet kağıdına yapılan mafiş zamlardan sonra kalabalık ortamlar ay hayvan gibi bok kokmaya başladı. Tuvalet kağıdıyla başka şeyler de yapılıyor arkadaşlar. Söylemiyorum ama sakın yapmayın. Titanic neden battı biliyor musunuz? Cima'dan battı arkadaşlar. Oradaki adam evli kadına verdi ayarı. Koca gemi bile dayanamadı. Cima'dan ters döndü. Başlamadan hemen hatırlatayım. Kıçını bedavaya temizlemek isteyenler aşağıdan videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmasın. 20 bin kişi videoyu izliyor. 1000 kişi like atmıyor. Bu videoya like patlaması yapalım. Bakalım kaç kişi beni seviyor. Aslında haram yollardan bedava tuvalet kağıdı almak çok kolay. Mesela çalışanlar iş yerlerinden, öğrenciler okuldan, hamburgerciden ya da AVM'lerden çalabilirler. Ama bir kağıt parçası için öteki dünyanızı yakmaya hiç gerek yok. Ben size bansız, günahsız, bedavaya nasıl tuvalet kağıdı alınır öğreteceğim. Fıtı 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 fıtı. Ananı avradını gördünüz mü arkadaşlar? 131 lira olmuş. 31 mi? Artık bu fiyatlardan sonra tuvalet kağıdı almayı unutun. Şimdi yerine neler kullanabiliriz onu araştıralım. Öncelikle ne işe yarıyor ve nasıl çalışıyor onu inceleyelim. Yumuşak dokulu ve geniş bir yüzeyi var. Elle tutulup malum yerlerdeki kakayı temizlemeye yarıyor. Şimdi olmayan beynimde fırtına yaratıp buna benzer ama bedava bir şey bulmam lazım. Buldum. Yemin ederim buldum arkadaşlar. En kolay bedava çözüm de pardon yapraklar. Hem bedava hem de organik. Ama dikkat edin, her yaprak olmaz. Böyle palmiye ağacının yaprağıyla silerseniz kıçınıza acilde 17 dikiş attırırsınız. Şu yapraklar bayağı güzele benziyor. Fıtı 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 fıtı. Of, işte bakın yumuşacık. Ne kadar sürtersen sürt hiç acıtmıyor. Tabi sürekli dışarı çıkmak istemiyorsanız evde geniş yapraklı bitkilerde besleyebilirsiniz. Hoşt, hoşt, bu ne lan? Hoşt. Asansöre Doberman'la binmek nedir ya? Bari ejderhayla binseydin. Çocuğu, aklımı yurdumu kaybettim. Yemin ederim 3 katlı kağıttan bile yumuşacık. Böyle uzun saplı olanları bulursanız daha kolay kullanabilirsiniz. En azından tutacak yeriniz olur bakın. Olamaz. Manyak bir fikrim daha geldi. Allah'ım beni neden bu kadar zeki yarattın? Baksanıza gözlerimden IQ fışkırıyor. Tuvalette işinize yarayabilecek diğer bir şey de bakın.
gazete. 1,5 liraya satılanlar bile var. Düşünsenize, en az bir hafta ailecek kıçınızı silebilirsiniz. Ama dikkat edin, poponuza haberlerin fotokopisi çıkmasın. Şimdi aranızda bu embesil ne anlatıyor deyip beni küçümseyenler var. Ama dalga geçmeden önce bir düşünün. Bugün bir gerizekalı çok kolay yetişiyor. Bakın, şimdiden tuvalet kağıdı yerine 2 tane element bulduk. Arkadaşlar, 3. elementimiz de taş. İşte bakın, her yerde var. Ama toplarken pütürlü olanları değil de kıç sağlığınız için böyle düz olanları seçin. Bir de böyle küçükleri seçmeyin. İçinize kaçıverir, bir daha çıkaramazsınız. Bunların en önemli avantajı, yıkayıp yıkayıp tekrar kullanabilirsiniz. Sonuçta taş akmaz, kokmaz, erimez. Düşünsenize, 5 kişilik bir ailesiniz, her birinizin bir tane taşı olur ve hiç karıştırmadan onu yıkayıp yıkayıp ömür boyu kullanırsınız. Öğretmenler, bakın bakın da utanın, faydalı bilgi görün. Sokarım tanjantına, kotanjantına. Ne işimize yarıyor ki? Çocuklar tabii ki akıllı tahtada beni izleyecekler. Gelin şimdi bulduğumuz bu elementleri uygulamalı bir şekilde deneyelim. Hadi, ince de kaka yapılmıyor ki. Sonuçta içimden kocaman bir şey çıkacak. Ha, geliyor galiba. Sıkı tutunun. Bakın, önce yaprağı deniyorum. Gıdıklanıyorum lan. Güzel bir hissi var ama biraz alışmak lazım. Sıra şimdi de gazetede. Bu ne lan? Gazete ıslandı ve parçalandı. Elim kakama değdi. Bakın arkadaşlar, şimdi de sıra taşta. Bakın, ben bu taşı sevdim. Hem pürüzsüz bir yüzeyi var, hem de yuvarlak. Ha, bakın, hiç acıtmıyor. Hadi bakalım. Oh. Ha, anneciğim. Taş içime kaçtı arkadaşlar. Demek ki daha büyük bir taş almam lazımmış. Bulaşık makinesine koyalım da misler gibi yıkansın ve daha sonra tekrar kullanayım. Arkadaşlar, gördünüz, artık tuvalet kağıdına tonla para vermenize gerek yok. Size bir sürü alternatif silme yöntemi gösterdim. Taşın bir tanesi kayıp ama çaktırmayın arkadaşlar. Bu tarz bilgilendirici videoların devamı için videoya like atmayı ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. Beni ve Hayko'yu seven herkes mutlaka videoya bir like atsın. Bakalım kaç kişi Hayko'yu seviyor. Oğlum, bundan sonra tuvalet kağıdına hiç para vermeyeceğiz. Bak, bunları kullanacağız. Bak, taş kullanacağız, yaprak kullanacağız ve gazete kağıdı kullanacağız. Baban çok zeki oğlum, sen de çok şanslısın. Aha, 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 aha. Çok seviyor ya kulağının öpülmesini. Bay bay, bay bay. Yaprağı sevdin mi oğlum? Bak bak bak, yaprağa bak bak. Aha, o da yaprağa bayıldı arkadaşlar.